Bu röportajın ardından tekrar stüdyomuzdayız ve konuğumuz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık. Konumuzsa dün açıklanan büyüme rakamlarının halka yansıması ve sonrasında konfederasyon tarafından açıklanan halkın gıda enflasyonunu açıklaması. Halkın gıda enflasyonu Mart ayında 0,79 ve tabii ki kamudaki zam oranları ve enflasyon oranları. Zam ve enflasyon denk geldi mi ya da zamların enflasyonu karşılıyor mu karşılamıyor mu hepsini konuşacağız. Sorular, fikirler varsa WhatsApp'tan ve Twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Onları da bekliyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Bulduk, merhabalar. Merhaba. Dünkü rakamların halka yansıma tarafıyla başlamak istiyorum sohbete. 7.4 büyüdü Türkiye. Hı. Elbette halk da diyecek ki şimdi evet Türkiye büyüdü ama bizim maaşlar ne oldu? Onları soracaktır. Maaşlar küçüldü. Yani Türkiye büyüyor elbette. Bundan gurur duyuyoruz. Daha çok büyüsün. Daha 7 nokta değil 8 noktalar, 9, 10 oranında büyüyelim ama halkın harcamalarına ve maaşlarına bakıldığı zaman küçüldüğünü net olarak görebiliyoruz. İşte son Ocak'ta devlet memurları, emekliler, SSK'lılar zam oranları açıklandı. Yeni zam oranını aldı. %4 oranında bir zam aldılar. Ama enflasyon olarak bakıldığı zaman 5.35'i geçmiş. Yani Ocak ayında aldığımız zamın çok daha üstünde vermişiz. Dolayısıyla halka bu büyüme yansımıyor. Eğer devlette bir büyüme varsa, o büyümeyi halka yansıtabiliyorsanız o zaman büyümenin bir anlamı var. Yoksa siz istediğiniz kadar zengini büyütün, fabrikalar kurun, yeni tesisler kurun ama halkta bir karşılığı yoksa halk bunu algılayamayacaktır. Dolayısıyla bugün öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani büyüme oranlarına bakıldığı zaman, pazar fiyatlarına bakıldığı zaman çok çok gerisindeyiz. Enflasyon oranları alım gücümüzü baya baya gerilere çekti. Şimdi yoksul halkın ya da bugün açlık yoksulluk sınırına bakıldığı zaman da maaşlarımız asgari ücret düzeyin açlık sınırının en az 300 lira fark var. Bugün asgari ücret 1604 lira ama açlık sınırına bakıldığı zaman 1900 kusur lira. Dolayısıyla asgari ücretle çalışanların hepsi açlık sınırının altında bir ücret alıyor. Gıda fiyatlarına baktığınız zaman açlık sınırındaki insanların genel beslenme tarzına bakıldığı zaman açlık sınırı derken normal devlet memurundan bahsediyorum. Yani en düşük derecedeki devlet memurunun aldığı maaş da 1900 kusur lira. Dolayısıyla devlet memurları açlık sınırında yaşıyor ve aldıkları maaşlarla geçinmeleri de mümkün olmadığını görebiliyoruz. Çok düşük oranlarda maaş alıyoruz. Aylık enflasyon farkı maaşa yansımadığı için maaşımız zaten yansıması için 6 ayda bir biliyorsunuz maaş yeni oranlar yansıyor, enflasyon oranı yansıyor. Dolayısıyla 6 ay beklemek lazım. 6 ay boyunca borçlanıyorsunuz, yeni bir zam oranı geliyor. O da bir işe yaramıyor zaten. Hemen dolar, petrol fiyatlarının artışıyla yumurta fiyatları birbirine bağlanıyor. Arada zaten 1 yıllık bir fark var toplamda evet, bakarsak. Tabii. Çünkü verilen oran bir önceki yılın enflasyon oranı oluyor evet. değil mi? Bir önceki ayın enflasyon oranı. Mesela şimdi biz Mart ayının enflasyon oranını söylüyoruz. Mart ayında gerçekleşen enflasyon oranını zaten Nisan ayına geçiyoruz. Yarın işte Nisan ayı. Hı hı. Bu sefer yeni rakamlarla, yeni büyümeyle karşı karşıya kalıyoruz. Cüzdanımızda yeni küçülmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Çok ilginç. Yani şimdi halkın genel olarak beslenme oranına bakıldığı zaman ne yiyoruz? Mesela et balık fiyatları. Et balık fiyatlarında ithal et ve sezonun balık mevsimi olması nedeniyle bir miktar düşüş gözüküyor. Ama genel olarak dünya piyasasıyla karşılaştırıldığı zaman Türkiye'deki et fiyatları çok yüksek. Yani halk gelirinin %24'ünü, gıdaya ayırdığı gelirin %24'ünü et balığa ayırması gerekiyor. Peki bunu yapabiliyor mu gariban halk? Yapamıyor. O zaman başka protein kaynaklarına yöneliyor. Nereye yöneliyor? İşte fasulye, bulgur, makarna, pirinç gibi bakliyat türüne yöneliyor. Bakliyat türüne bakıldığı zaman da bakliyat türünde de hızlı bir artışı görebiliyoruz. Dolayısıyla halk nereden baksan garibanlığı ve yoksulluğu yaşıyor. Sizin bu gıda fiyatlarının evet. değişime baktığımız zaman Mart 2018'de en bariz göze çarpan zaten meyve fiyatları son 3 aylık dönemde. Hı hı. Düşüş olarak gözüküyor. Düşüş mü? Evet, eksi 8 nokta...
Yok, 33,18 olarak bir artış var son 3 aylık. Mart ayında düşüş gözlemi. Tabii Mart ayında düşüş gözlemi. Mesela son 3 ayda öyle. Ekmekte, unda, bulgurda 0,36 artış var. Et, balıkta 1,35. Evet. Süt, peynir, yumurta çok bariz yansıyor. 8,22 evet. bir artış çok var. Çok ciddi bir artış. Yani halkın temel yöneldiği beslenme alanı süt, yumurta. Hı hı. Et fiyatları biliyorsunuz ithal etlerle biraz düşürülmeye, kontrol altına mı alınmaya çalışıldı ama bugün kıymanın kilosu 35 liradan aşağı değil hiçbir yerde. Yani bu 50 liraya 60 liraya kadar çıkabiliyor, bu semt semtte değişebiliyor. Dolayısıyla halkın besleneceği kaynak neresi? Et, süt, yumurta. Et, süt, yumurta fiyatları 8,20 oranında arttığına göre halk yine bu noktada alımı düşmüş durumda. Sayın Balık, her kış balık sezonunda hamsi yiyen vatandaş bu sene evine hamsi alamadı. Evet, bu sene kilosu 15'ten aşağı düşmedi. Yanlış avlanma, işte iklim koşulları falan dersek ama fiyatlar çok yüksek. Sadece hamsi çok fiyatı bu. Hele diğer balıklar 30-40 liradan başlıyor. Hamsi zaten pazara inmedi bu sene. Yani neden? İklim koşulları da buna etkendi. Daha çok Rusya sahillerine doğru bir balık akını oldu. Nerede biliyorsunuz hamsi hava soğuduğu zaman derler ya, kar suya indiği zaman, kar suyu denize karıştığı zaman balık fiyatı artar. Hamsi dolayısıyla son derece pahalıydı. Halk ondan faydalanamadı. Et fiyatları çok yükseldi. Şubat ayı içerisinde ithal etle önlemeye çalıştılar. Ama istediğiniz kadar ithal et getirin, yine de bunu önlemek mümkün değil. Çünkü halkın alım gücünün çok üstünde. Yani et fiyatları şöyle 15 lira 20 lira olmuş olsa dünya piyasasına baktığınız zaman çok daha düşük. Yani 5 dolarlarda et alabiliyorsunuz kilosunu. Ama bize bakıldığı zaman bizde çok çok fazla. 35 liradan 40 liradan aşağı hiçbir yerde et bulamazsınız. Dolayısıyla mesela burada süt, peynir, tereyağı ve süt ürünleri yumurta harcamaları içerisindeki payı %18'i buluyor. Tüm gelirinin %18'ini bunlara harcıyor. Türkiye'deki gıda için harcamanın da her 100 liranın 5 lirası tereyağı dışındaki yağ gidiyor. Kazancımızın 5 lirasını tereyağı dışındaki yağ veriyoruz. 8,2 lirasını meyveye veriyoruz. 13 lirasını da sebzeye veriyoruz. 1,5 lira bakliyat. Bakliyata yine çok az oran kalıyor. 10,7 lirasını diğer ürünleri, gıda ürünlerini satın almak için kullanıyoruz. Dolayısıyla yoksuluz. Yani o kadar büyüme rakamından bahsederken, 7,4'ten bahsederken pek de yansıdığını göremiyoruz. Bu sadece Mart ayı, son 3 aya baktığımız zaman da birçok üründe daha da fazla artış var. Evet. Ama verilen zamlar sadece geçmiş günlere yönelik enflasyon oranı tabii hesaplanarak ki verilen zamlar. Ama bu yıl içinde de artan aşırı derecede fiyatlar var. Bir de şöyle bir durum var galiba son 1-2 yılda bariz bir şekilde fiyat farkı göze çarpıyor. Mesela önceki yıllarda böyle 25 kuruş, 50 kuruş zamlar yapılırdı. En basit geçen yılla bu yıl arasında bir meyvede 2-3 liralık bir fark olabiliyor. Bazen olabiliyor, iki katına tabii çıkabiliyor. Ki. Tabii ki. Yani üretimden kaynaklı olarak meyve fiyatları bu dönemden sonra biraz ucuzlamaya evet, başlar. Kış aylarından çıkıyoruz artık. Akdeniz ve Ege'de neredeyse bahar geldi. Yaz meyveleri çıkmaya başladı. İşte eriktir, çağladır ve benzeri meyveler yeni dünyadır. Önümüzdeki günlerde piyasada olacak. Dolayısıyla fiyatlarda bir miktar düşüş yaşanabilir. Mevsimsel olarak yaşanan düşüşler. Ama bunu yıl oranına vurduğunuz zaman meyve fiyatlarının yükseldiğini görüyorsunuz. Bu da bunun nedeni nedir? Tarım ve hayvancılığa devletinizin verdiği önemle alakalı aslında. Yani çiftçi artık biliyorsunuz tarım arazilerini tamamını boş bırakmaya yöneliyor. Neden? Hı hı. Çünkü ürettiğini pazarlayamıyor. Pazarlama problemi var Türkiye'de. Üretim problemi yok. Yani Anadolu'nun neresine giderseniz gidin çok ciddi şekilde üretim sağlayabilirsiniz. Ama pazarlayamadığı için çiftçi üretimden çekiliyor. Bir de bilinçli olarak arazilerin boş bırakılması projesi var. İthal tohumlar ve işte samana kadar ithal edilen ithal ürünlerin anlaşmalar gereği Türkiye'ye getirilmesi ve halkın üretmesinin önleyen nedenler var. Mesela adama diyor ki tarlası boş kalıyor, gidiyor tapusunu göstererek işte dönüm başı 10 lira 15 lira para alıyor. Hı hı. Dolayısıyla niye ekeyim diyor, boş dursun. Nasıl olsa kazanıyoruz. Dolayısıyla meyve fiyatlarındaki artışın da temeli budur. Meyve fiyatları mesela şimdi kış meyvelerinin en önemlileri nedir? Elma ve portakal. Gidin Akdeniz'e bugün, Mersin'e gidin, Antalya'ya gidin, Muğla'ya gidin. Portakal fiyatları 50 kuruş. 50 kuruşun daha altında. Ankara'ya geldiğin zaman bu fiyat 2 lira 3 lira. 2 lira 3 lira. Yani peki neden bu kadar artıyor?
işte pazarlama ve ulaşım maliyetleri üstüne biniyor. Planlama olmadığı için üründe. Dolayısıyla halk zarar ediyor ve halk bugün limon bahçelerini, portakal bahçelerini söküyor, boş bırakıyor. Boş bırakmak daha karlı. Dolayısıyla burada devletin tarım ürünlerine yönelik önlemler alması lazım ve pazarlama tekniklerini geliştirmesi lazım ki üretici bol miktarda meyve sebze üretsin, tüketici bol miktarda meyve ve sebze yiyebilsin. Yani tamam kırmızı et yiyemiyoruz. Neden? İşte hayvancılık bitmiş durumda. İthalete yönelmişiz. Peki Anadolu bir tarım kenti diyoruz. Anadolu'ya Ağrı'dan girin, İzmir'e kadar tüm arazilerini gezin. Bakir tarım alanlarıyla doludur. Hayvancılık yapılan sürüler, büyük çaplı hayvancılık yapan tesisler var mı? Artık kalmadı. Dolayısıyla biz bunları çekeceğiz. Bir süre daha bunu yaşayacağız. Yani bu hükümet döneminde en azından devam edecek. Belli tedbirler ve önlemler alınmazsa yoksulluk sınırında yaşamaya devam edecek çalışan memurlar. Gıda Bakanı bir düzenleme yapılacak diyor bu alanda. Dübeksine dikkat çekiyor. Hayvancılık noktasında tarım alanında da dışa bağımlılığı azaltacak projelerimiz var diyor. Önümüzdeki gün 300 koyun projesi vardı. Gerçekleşti mi acaba? Hiç alan var mı? Alan var ama ne kadar tabii sayı onu bilmiyoruz. Beklenildiği kadar var mıdır yok onu bilemiyoruz. Yok. Alan da yok. Ben hiç duymadım alanı. Sadece 300 koyun vereceklerinden bahsettiler, o kadar. Yani bu da örnek olarak birkaç kişiye verebilirler. Onun haricinde böyle bir yönelme söz konusu değil. Yani aslında üretim ve tüketim hep birbirine bağlı. Yani bugün kamu çalışanları tüketim en önemli tüketici. Ama çiftçi en önemli üretici. Buradaki yaşam koşulları ikisinin sağlıklı diyaloğundan geçiyor. Yani üretici ürettiğini pazarlayabilirse kamu çalışanı kazancıyla rahat beslenebilecek. Üretici de sattığıyla rahat beslenebilecek. Dolayısıyla bugün ne kamu çalışanları, ne işçiler, ne emekliler mutlu, ne üreticiler mi mutlu? Bu aradaki dengeyi kurmak kimin görevi? Mevcut hükümetlerin görevi. Tabii o zaman bunu da hükümet kuracak. Devlet ya da hükümet sağlayacak. Evet. Peki kamuda çalışanların şu dönemde zam sorunları, yani maaş sorunları var. Ocak ayında biliyorsunuz açıklanan resmi rakam 4'tü. %4 rakamdı. Bugüne geldiğimiz zaman 5.22 galiba enflasyon oranı. Yani %1.5'a yakın aldığımız zam geriye düştü. Dolayısıyla önümüzde daha yılın şeyindeyiz, ilk çeyreğindeyiz. Daha 3 ay daha var. Bu %7'lere kadar çıkan bir fark oluşacağını düşünüyorum. İkinci çeyrekte kamu çalışanlar 3.5 oranda zam yapılacak. Enflasyon zammı eklenirse belki kamu çalışanının maaşında bir dengeleme söz konusu olur. Ama şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Hemen Nisan ayında kamu çalışanları yüksek vergilere tabi olacak. Gelir vergisine tabi olacak. Haziran ve Temmuz ayında bu %27'ye çıkacak. Dolayısıyla kamu çalışanı ne yaparsa yapsın hem enflasyondan etkilenmeye devam edecek, hem vergi dilimi arttığı için vergi diliminden etkilenmeye devam edecek. Yani bizde öyle enteresan durumlar var ki düşük gelir seviyesinde en düşük devlet memuru maaşı Kasım ayında vergi dilimine giriyor. Dolayısıyla hükümet bugün çok ciddi şekilde maaşlara yüzdelik zamlarla değil, ciddi şekilde bir iyileştirme yapmazsa, örneğin bugün asgari ücreti 2000 liranın üzerine çıkarmazsa, devlet memurlarına yapılan %3'lük, %4'lük zamlarla herhangi bir rakam yakalanamaz. Yani bir iyileştirme yakalanamaz. Ciddi şekilde, örneğin bugün asgari ücret 2000 liranın üzerine çıkartılması gerekiyor. En düşük devlet memuru maaşı yoksulluk sınırına çıkartılması gerekiyor. Yoksulluk sınırı 7000 liraya dayanmış. Bugün karı koca çalışsa bile o rakamı alamıyor devlet memuru. Dolayısıyla hükümet burada çok ciddi reform çalışmaları yapması lazım. Yapamıyorsa bırakması lazım. Ben öyle görüyorum. Peki maaş harici haklarıyla ilgili bir sorun var mı sizin gördüğünüz? Şimdi kamu çalışanların en önemli sorunu işte hükümetin özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda uygulamaya çalıştığı performans kriterleri var. Evet. Bunun aynısı Sağlık Bakanlığı'nda uygulanıyor. Aynısı diğer büro çalışanları alanında uygulanıyor ve giderek sistematik şekilde gündeme getiriliyor. Peki performans kriteri, milli eğitimi ele alalım. Şimdi milli eğitimde ne diyor? Eğitim çalışanının performansını diyor, öğrenciye ölçtüreceğim, veliye ölçtüreceğim, birbirine ölçtüreceğim. Yani iki öğretmen birbirine not verecek. Bir,
öğretmen odasında öğretmenler birbirini değerlendirmeye başladığı zaman çalışma barışı tamamen bozulmuş olacak. Muhakkak. Muhakkak. İki, velinin öğretmeni değerlendirebilecek yeterliği var mıdır? Şimdi veli öğretmeni niye göre değerlendirir? Çocuğuna verdiği nota göre, nota göre değerlendirir. Çocuğuna gösterdiği ilgiye göre değerlendirir. Ve çocuğun başarısızlığını kabul etmeyecek. Hiçbir veli çocuğunun başarısızlığını kabul etmez. Aslında başarısız çocuğumuz da yoktur. Yani yönlendirmeyle alakalıdır, seviye tespitiyle alakalıdır. Yani her çocuğun belli bir seviyesi vardır, o seviyede devam eder. Dolayısıyla öğrenci işte caps'ler dönüyor ya sosyal medyada. Bana nasıl düşük not verirsin, ben de sana 10 vereyim de gör öğretmenim gününü kısasa diyor ya. Kısasa kısas. Kısasa kısas diyor. Şimdi kamu çalışanlarını bir defa değerlendireceksek, performansını ölçeceksek, performansı ölçen ölçücü mesleğin içerisinden gelmiş, belli bir tecrübeye sahip ve o mesleğin inceliklerini iyi bilen insanlar tarafından yapılmalı. Bu geçmişte nasıl oluyordu? Öğretmenin performansı okul müdürü tarafından değerlendiriliyordu. İlköğretim müfettişi ya da ilçe milli eğitim müdürü ikinci sicil amiri olarak notu veriyordu. Birinci sicil amiri ile ikinci sicil amirin verdiği not arasında 10 puan fark varsa, örneğin birisi 80 vermişse, birisi 90 vermişse, bu fark neden kaynaklandı diye bakanlık müfettişi ya da ilköğretim müfettişi dediğimiz arkadaşlar görevlendiriyor. Gidin durumu yerinde inceleyin, böyle bir fark oluşmuş, sebebi nedir diye bir sicil amiri daha devreye giriyordu. En sonunda kaymakam bir değerlendirme tutuyordu ve öğretmenin performansı ölçülmüş oluyordu. Eğitim çalışanın performansı ölçülmüş. Diğer kamu çalışanlarında da aynı böyleydi. Yani büro çalışanları da kurum amiri ona bir sicil notu veriyordu. Hı hı. Yetkili kaymakamı bir sicil notu veriyordu. İkisi arasında fark varsa da müfettişlerimiz gidip durumu yerinde inceliyordu. Ama şimdi bunu tamamen kaldırıyor. Öğretmenin bilgi seviyesi altında ya da kamu çalışanın iş bilgisinin altında birisinin gelip kendisini değerlendirmesini istiyor. O zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkar. Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarında öğretmenlerin değerlendirmesi gerekir. Değil mi? Yani bakanlık çalışanlar ya da Milli Eğitim Müdürü'nün, il Milli Eğitim Müdürü'nün de öğretmenlerin notuyla oraya gelmesi gerekir. Madem öğrencilerin notuyla oluyor. Dolayısıyla burada bir tezat var. Önümüzdeki dönemde kamu çalışanlarının en büyük sorunu mülakat ve performans kriterleri olacaktır. Kamu çalışanlar da bu noktada çok ciddi tedbirler alıyor. Yani çok ciddi eylemler ve grevlik sürecine girebiliriz. Ama OHAL meselesi var biliyorsunuz. Şimdi enflasyon ve gıda fiyatlarına da müdahale edemiyoruz. Herhangi bir konuda da müdahil olduğun zaman hükümet diyor ki OHAL var, basın açıklaması yapamazsın. OHAL var, konuşamazsın. Böyle bir zorlamayla da karşı karşıyayız. Yani ülkenin normal koşullara dönmesi, öncelikle gıda fiyatlarından tutup enflasyon oranının belirlenmesi, kamu çalışanlarının yeterli bir seviyede yaşam koşuluna kavuşturulması, akabinde de çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor. İnanın bugün bu gıda fiyatlarından çok kamu çalışanlarının mesleğiyle ilgili sorunları daha öne geçti. Yani örneğin bugün sözleşmeli personel alımı var ki kamuda. Şimdi siz herhangi bir memursanız işe başlayabilmek için 4 yıl stajyerlik yapıyorsunuz. Dolayısıyla yani kadrosuz çalışıyorsunuz. Kadrosuz çalışıyorsunuz. Bu şu demek oluyor ki bir sorun olunca benim hemen çıkartılabiliyor. Benim tarafımda olursan sana iş veririm, benim tarafımda olmasan sana iş vermem diyor. Bugün sonuçları görüyorsunuz. Her gün milli eğitimle ilgili ya da bakanlığın çeşitli diğer bakanlıklarla ilgili sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Neden? Yetersiz yöneticilerden dolayı her gün yüzlerce olayla karşı karşıya kalıyoruz. Kurum müdürleri, okul müdürleri, hastane müdürü, örneğin doktorlar artık hastanede çalışmaya gitmiyorlar. Hepsi istifa edip özel sektöre falan geçiyorlar. Neden? Başındaki birim müdürü, başhekimi kendisinin çok altında, yetersiz insanlardan seçiliyor. Dolayısıyla öncelikle kamu çalışanlarının çalışma koşulları düzenlenmelidir. Daha sonra da maaş sorununun çözülmesi gerekiyor. Enflasyon oranlarına ve tüketici fiyatlarına baktığımız zaman da zaten çok çok gerilerde olduğumuzu görebiliyoruz. Sayın Balık, zaten anlattıklarınızı değerlendirirsek şu şekilde, şimdi kamuya verilen, kamuda çalışanlara verilen zamlar, emekliye verilen zamlar, evet. SGK, özel sektörde çalışan ya da emeklilere verilen zamlar, gıda fiyatları, tarım, hayvancılık hepsi birbirine bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Asgari ücrete yapılacak 100-150 liralık bir zam direkt ekonomiye katkı sağlayacaktır. Kamuya verilen zam yine cebine atmayacak.
tasarruf yapacak kadar büyük para kazanmıyor. Evet. Yani. O pazarda alacak. Pazarcı toptancını alacak. Toptancı çiftçiye üretici doğru gidecek. Üretici daha çok kazanacak. Silsile halinde aslında işte buradaki bu zincirde bir sıkıntılar yaşanıyor maalesef. Döngüde evet. bir sıkıntı var. Yani hükümet sadece inşaat sektörüne yönelmiş durumda biliyorsunuz. Evet, inşaat sektörü. Yol yaptık, bina yaptık, köprü yaptık anlayışıyla devam ediyor. O da şu an durdu inşaat sektörü. Stok fazlası var çünkü. Kaynaklar bitti. Yani siz 2B arazilerini sattınız, yola yatırdınız, köprüye yatırdınız. Şimdi hazine arazilerinin satışı hazırlanıyorsunuz. Yetmedi, şeker fabrikalarımızı satıyorsunuz. Cumhuriyet'in kurulduğu günden beri devleti ayakta tutan fabrikaları ve arazileri satıyorsunuz ve bunları yok pahasına satıyorsunuz. Nereden çıktı? Hiç örneğin bugün şeker fabrikaları tam verimli çalışmış olsa, yani günlerdir program yapılıyor. Üretici kazanacak. Evet. Evet, sanayi kazanacak. Hayvancı kazanacak. Vatandaş, tüketici kazanacak. İşsizlik oranı düşecek. Şeker fabrikalarında yüzlerce insan istihdam edebileceksiniz. Ne yapıyor hükümet? Hepsini satarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Satarak nereye kadar? Sattık, bitti. Devletin hazinesi kalmadı. İki bir arazisi kalmadı. Şimdi şöyle bir uygulama içerisinde devlet bazı arazileri tekrar 2B'ye dönüştürüyor, 2B'ye çıkartıyor. Dolayısıyla öyle bir tehlikeyle de karşı karşıyayız önümüzdeki süreçte. Orman arazilerinin talanına hükümet ciddi şekilde izin veriyor. Görüyoruz bakanlar, bakan yakınları sahil bölgelerindeki orman arazilerini bir bir niteliksiz orman arazisine çıkartıyor. Daha sonra 2B'ye dönüştürüyor ve birilerine satma peşinde. Mesaj gelmiş dediklerinize evet. yönelik. Büyümeyi eleştirmişler, turizm yok, çiftçi bitti, patates depolarda evet. kaldı, oteller kapandı, emekli doğru. Doğru. Çünkü turizm sektörü şimdi Türkiye'de çok ciddi bir alan oldu turizm sektörü. Bugün Almanya'daki bir emekli, ben Antalyalıyım, çok iyi biliyorum bazı şeyleri. Yani turizmle ilgili konuları, yakın çevremizde hep turizm sektörünün içerisinde. Almanya'daki bir emekli Türkiye'ye geliyor, bir ay boyunca Antalya'daki bir otelde tatil yapabiliyor. Çok düşük fiyatlarda. Türkiye'deki bir kamu çalışanı, bırakın emekliyi, kamu çalışanı gelip Antalya'da 3 gün tatil yapamıyor. Neden? Türkiye'dekine göre fiyatlar çok yüksek. Dolar ve euro fiyatlarına bakıldığı zaman Almanya'dakine göre çok düşük. Böyle bir dengesizlik var. Peki oteller kapalıyken, yerli müşteri otele gitmezken, otelde tüketim olmazsa bu kadar üreticinin ürettiği nereye gidecek? Kamu çalışanlarına siz izin veriyorsunuz. Bari izin vermeyin. Ne yapacak? Ya izin vermişsiniz. İşe gitmiş. Yani Ankara'da evinde oturacaksa kamu çalışanı ya da siz tatile gidemeyeceksiniz. O zaman izne de bence gerek evet, yok. Çalışır bari boş durmaz. Gitmek isteyen de bu sefer kredi çekecek. Kredi çekecek. Borçlanacak. Öyle gidecek. Tabii ki. Şu an kamu çalışanlarından geçen yaptırdığımız bir araştırma vardı. Öğretmenlerin %80'inden fazlası borçludur. Kredi borcu vardır. Ya kredi kartı borcu vardır ya kredi borcu vardır. Diğer kamu çalışanlarının da aynı şekilde. Dolayısıyla hükümet ciddi anlamda öncelikle özlük haklarını ve daha sonra da maaşlarda düzenleme yapmadığı sürece ne tarım sektörü ilerleyebilir, ne üretici ilerleyebilir, ne de tüketiciler ilerleyebilir. Yani bugün ülkede 2 milyon 500 bine yakın kamu çalışanı var. İşçiler de eklediğiniz zaman kamu çalışanı ve işçi kazanacak ki alışveriş yapsın, çiftçi kazansın, üretici kazansın, sanayici kazansın. Siz kamu çalışanı bir şey kazanmıyorsa diğerler de kazanmayacak. Yani sermayeyi döndürmek gerekir diye düşünüyorum ama böyle çok gideceğini sanmıyorum. Yani ekonomik krizle karşı karşıyayız. Zaten kamu çalışanları her an ekonomik krizle karşı karşıyaydı. Şöyle bakıldığı zaman mesela son 3 aylık ve biz bu araştırmayı 7 aydır yapıyoruz. Düzenli olarak Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak bu araştırmayı takip ediyoruz. 7 aylık orana bakıldığı zaman örneğin ekmek, bulgur, makarna fiyatlarında %12.25 artış olmuş 7 ay içerisinde. Et ve balıkta düşüş gözüküyor. Son ayda bir artış evet, var. Evet, son ayda bir artış var ve son 7 ayın ortalamasını aldığımız zaman düşüş var. Neden? Bu ithal etler ve balık sezonuyla alakalı bir şey. Yumurta fiyatlarında 17.31'lik son 7 ayda bir artış gözleniyor. Sayın Balık bu arada şu et balıktaki artışa bir destekleyecek bir ifade paylaşım sizinle. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nin bir açıklaması. Onlar da evet. bu et fiyatlarının artışından şikayetçi son günlerde. Gelen ithal eti büyük firmalar toptan fiyatını alıp elde tutup
parça parça sattığı için raflarda et yokmuş. Yok tabii. Ben onu biliyorum. Hatta geçen merak ettim. Yani Angus geldi diyorlar ya kasaptan, et almam gerekti eve. Hani nerede satılır bu dedim, merak ediyorum şimdi. Hocam bizi görmüyor dedi. Evet. Çünkü kısıtlı dağıtıyorlarmış. Bu da fiyatları o yüzden etkilemiş. 1,35'ten daha fazla bir artış söylüyor Üreticiler Birliği bu arada. Onu da bir belirteyim kim yerde. Yani yıllık oranda örneğin son 7 ayda %48,20 sebze fiyatlarındaki artış. Evet. Müthiş. Yani neden? Üretimin düşmesinden dolayı. Doğru. Üretici kazanamadığı için, pazarlayamadığı için zarar ediyor. Yani bugün seracılar, yani işte Adana'dan, Hatay'dan tutun şeye kadar, yani İzmir'e kadar birçok alanda seracılık yapılıyor. Hı hı. Serada üretim çok zor. İlaç fiyatları, mazot fiyatları çok yüksek olduğu için. Dolayısıyla çiftçi üretimden elini çekti. Daha basit yiyeceklere yöneliyor. Örneğin domates ekmiyor da karpuz ekiyor. Daha maliyeti ucuz diye düşünüyor. Pazarlayamazsam zarar etmem diyor. Yani 2000 lira yatırmak var. Bir de 5000 lira yatırmak var. Çiftçi ucuz olanı yatırıyor. Kazanamazsam bari o kadar zarar edeyim gidiyor. Dolayısıyla burada ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Üretimin desteklenmesi gerekiyor. Üretim desteklendiği zaman tüketiciyi desteklemek gerekiyor ki üretilerini tüketebilelim. Ya da en önemlisi tabii tüketim neden bu kadar? İthalat problemimiz var. İhraç problemimiz var. Neden? Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri komşularımıza satamıyoruz. Örneğin Suriye'ye satamıyoruz. Örneğin Irak'a satamıyoruz. Rusya'yla yani bir ay iyiyiz, iki ay kötüyüz. Yunanistan'la sürekli gerginiz. Onlar da biraz bize benziyor, tarım ülkesi. Dolayısıyla ürettiğimizi satamazsak bugün çiftçi nereden kazanacak? Kazanamıyor. Ben ilkokul öğretmeniyim. Ocak ayında çocuklara şöyle bir soru sordum. Dedim ki petrol fiyatları zamlanmış, bu bizi nasıl etkileyecek dedim. Mesela çocuklar o zaman yakıt zamlanmıştı. Şimdi de benzin 6 lira. Benzine 20 Mart ve 26 Mart'ta 15-12 kuruş olarak iki zam geldi. İki zam geldi. Şu an 6 lira, 6.01 buluyor çoğu yerde fiyatı. Yani çocuklara dedim ki petrol fiyatları artmış çocuklar, yumurta fiyatları artacak falan dedim. Ne alakası var öğretmenim dediler, tavuklar petrol mü yiyorlar falan. Hadi düşünün bakalım dedim. Nasıl bu onu etkiliyor? Başka nelere etkiliyor? Üzerinden baktık ki ülkedeki petrol fiyatları her alanı etkiliyor. Çocuklarla böyle beyin fırtınası yapmıştık. Dolayısıyla bugün kamu çalışanlarının desteklenmesi gerekiyor. Aldıkları zam oranları yetersiz. Kamu çalışanları harcama yapmadığı için de üreticiler de zor durumda. Sayın Balık, bu tablo daha da kötüye gidecek gibi. Çünkü çiftçi ürünü satamamaktan şikayetçi. Evet, doğru. Örtü altı üretim yapanlar da aynı dertten muzdaripler. Evet. Söylenen şey, imkan bulsam bırakacağım, başka bir işim yok diyor çoğu çiftçi. Demek ki bırakmaları çok yakın. Bir de ikincisi, birçok bölgede de... Kamu çalışanları da aynı şeyi söylüyor. İmkan bulsam mesleğimi bırakırım diyor. Evet, ya yani genel tablo aslında. O tarafta durum daha da kötü olacak, fiyatlar daha da artacak. Evet. Dolayısıyla bu her tarafı etkileyecek ve acil bir önlem gerekiyor, yoksa daha da yoksullaşmaya doğru gidecek. Evet, bu savaş politikasıyla ya da sırf asfalt ve yol politikasıyla bu işlerin bir noktaya ulaşması mümkün değil. Acilen komşularımızla olan barışı sağlamamız gerekiyor. Yani komşularımızla olan sorunları bitirmek gerekiyor. Sınırımızdaki terörü sonlandırmak gerekiyor, hı hı, terör baskılarını ve OHAL baskısından milleti kurtarmak gerekiyor. Bugün OHAL baskısı da kamu çalışanlar üzerinde ve vatandaşlar üzerinde çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Önümüzdeki günlerde de OHAL ile ilgili de bir eylemlik sürecine girmeyi de planlıyoruz Birleşik Kamu İşi olarak. Konfederasyon olarak. Çünkü kamu çalışanlarının hiçbir sözü hiçbir yerde söylenilmiyor artık. Hiçbir şekilde ciddiye alınmıyorsunuz. Hükümet ne derse o uygulanıyor. Dolayısıyla biz bu OHAL sürecinin acilen sonlanmasını istiyoruz. Bununla ilgili de bir eylem çalışmamız da olacak. Sayın Balık, son sözlerinizi rica etsem. Herkese saygılar sunuyorum. Özellikle kamu çalışanlarının içinde bulunduğu durumu, özellikle emeklilerimizin yaşadığı sorunları çözmek için adımlar atılması gerekiyor. Bugün en düşük emekli maaşına bakıldığı zaman söylemeye bile dilim varmıyor. 2000 liranın altında hiçbir emeklinin maaş almaması gerekiyor. Özellikle emeklilerimizin durumunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. Bağkur emeklilerimiz çok düşük rakamlar alıyorlar. Memur emeklilerin bugün
hemşire, doktor, öğretmen emeklisi, polis emeklisinin aldığı maaş inanın 2500 lira, 2600 lira civarında emekli maaşı. Acilen bunların düzenlenmesi gerekiyor. Ancak kamu çalışanlarının ve işçilerimizin durumu düzenlenirse, dolayısıyla üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır ve belli bir aşamaya da yakalamış olacağız. Bu şartlarda giderse ilk 6 aylık dönemde herhalde %7,5'lara ulaşacaktır fark. %4'lerle bu iş karşılanmaz. İkinci 6 ay için hükümetle memur senin yaptığı anlaşma gereği de 3,5 zam oranı artışı yapılacak. Evet. Tabii enflasyon oranını yansıtırız düşüncesiyle böyle bir pazarlığa giriyorlar ama tabii bu da olacak bir iş değil. 4 ve 3,5 yeterli değil toplamda. Yeterli değil, evet. Sayın Balık, teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Sağ olun, teşekkürler. Güne Bakış'ta bizler biraz daha buradayız değerli seyirciler. Konuğumuz Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık'tı. Bir yarım saatte burada olacağız. Dünyadan haberlerini paylaşacağız.